Arkadaşlar merhaba. Evet, kuşlarımızla birlikteyiz. Yavrularımızın bugün 4. 5. günü. Yavaş yavaş uçmaya başladılar. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar, gerçekten bu zamana kadar ürettiğim en donanımlı kuşlar olduğunu gösterir. Böyle hareketler yapıyorlar, havaya kalktıklarını anladım ben bunu zaten. Bu da hani bilinçli üretmenin, kuştan anlamanın ne gibi sonuçlar çıkardığını en büyük kanıtı. Aralarında şu biraz daha göze batıyor diğer üç kardeşine göre. Ayna kuyruk dumanlı. Zaten uçmadan önce de biraz gözümüze çarpıyordu. Böyle bir şeytani tipi var. İkinci favorim tabii ki Hüme'yi benim. Hüme'yi bekliyorum, ikinci favori. Ama şu ortadaki yavru aslında Dumanlı'nın kardeşi. O biraz daha farklı gibi. Diğer özellik, kanat özelliklerine falan baktığımda daha farklı gibi diğer ikisinden. Ama o da ona farklı bir özellik katabilir. Onu da gördüğüm için erken yorumda bulunmak istemiyorum. Kuşlar zaten hepsi kaliteli. Şöyle hafiften bir ürküteyim, havada da görün. Şöyle bir tur atsınlar. Daha henüz yer hakimiyetlerini vermedim. Yavaş yavaş veriyorum. Şu an bir nefeslensinler, yani sağa sola konabiliyorlar. Çekim yaparken aslında hani uçurup adaptasyonunu verebilirim ama elimde telefon olduğundan dolayı onu yapamıyorum şu anda. Ama yine de yapmaya çalışacağım. Vallahi adamlar bak helikopterle beni izlemeye geliyorlar. Yemin ederim bak, böyle bir şey olamaz. Adamlar helikopterle kuşlarımı takip ediyorlar ya. Şaka bir tarafa tabii. Havada güzel, hafiften rüzgarlı. Tam kuşları böyle kanatlarını güçlendirecek güzel bir hava. Altını çiziyorum. Bugün 4. 5. günleri. Yani kolay değil arkadaşlar. Bunlar çok küçük yavrular. 4. 5. günleri havaya kalkmaları, alışmaları, her şey bir anda oluyor. Yani burayı ilk kez görüyorlar, dünyayı ilk kez görüyorlar ve 4. 5. günde siz uçurabiliyorsanız bu kuşları, bunlar kaliteli kuşlardır. Kim ne derse desin. Şöyle haftan kovalayalım bakalım, siz de görün bir hareketlerini. Şöyle haftan kaldım. Şöyle bir tur atsınlar. Şöyle net görebilirsiniz kendilerini. Bak nasıl kaldırdıklarını, hemen oyun şekline geçtiklerini. Görüyor musunuz? Ya olay budur arkadaşlar. Ve kendilerini yukarı da kaldırıyorlar. Daha kanatları güçlenmemesine rağmen. İşte kötü kuş olunca da siz uçurmakla uğraşıyorsunuz. Benim kuşlarım uçmuyor diyorsunuz. Oradan kovalıyorsunuz, öbür tarafa gidiyor. Kaliteden kastımız bu baba. Anlatabiliyorum, hani biz diyoruz ya Türkiye'nin en kaliteli kuşlarını üretiyorum diye. Olay budur, bak görüyor musunuz? Hepsi havada. Şimdi burada önemli olan yavruların uçmasıyla alakalı zaten en ufak bir sıkıntımız yok. Oynamasıyla da alakalı bir sıkıntımız yok. Ama hangi özellikle ön plana çıkıyor? Hangisi geride kalıyor? Eksiği artısı var mı? Biz bunun peşindeyiz. Şimdi önemli olan yavruları tam uçarken buraya hedefine indirmek. Şimdi şu kuşlarımız bir gelsinler. Bakın. Şuraya bak. Sanki yıllardır uçuyormuş gibiler. Görüyor musunuz? Şimdi şunları bir dışarıya alalım. Şöyle. Şunlar bir gelsin. Önemli olan bakın, kaldılar yükseğe daha. İlk uçuşları da ya yükseğe çıkıyorlar. Dördüncü günde, yani Türkiye'de öyle kuşlar olan varsa benim dışında tebrik edin yani. Kim olursa olsun. Şimdi şöyle bir
Zaten şimdi bakın. Hemen bak pırıltıyı verdim. Bak bak gelişe bakın. Hemen hareketleri görüyor musunuz? Hemen gelecekler. Hemen alçaldılar. Bu da neyi gösteriyor? Bu da neyi gösteriyor? Bu da onların duyarlı olduğunu falan gösteriyor. Yani hedefçi olduğunu gösteriyor bak. Şimdi önemli olan bunları buraya indirmek. İndirmek ama tabii diğerlerini kaldırmamak. Yıldız'ı sabah uçurdum. Yıldız güzel işler sergilemeye başladı. Paşalar geldi. Görüyor musunuz? Maşallah. Maşallah. Bir tek beyazımız kaldı. Beyazımız da yoruldu. Yan tarafa atabildik kendini. O da durmaz gelir. Olay bu. Değerli dostlar. Kalite işte budur. Kanat sesi hafiften kırık diye düşünüyordum ama güçlenince kanat sesleri gelmeye başladı yani. Zaten beni takip eden dostlarımız böyle çok yüksek kanat sesi olmasını istemediğimi de bilirler. Neden istemediğimi de söylemiştim onlara. Çünkü bizim hedefimiz başka. Sadece beyazımız şuraya kondu. O da yes. Aslında bu da bir şeyi kanıtlıyor arkadaşlar. Mesela dedim ya hani 3 yavru için bu zamana kadar ürettiğim en donanımlı kuşlar diye. Bakın 3'üne de aynı terbiyeyi verdim. 4 kuşa da aynı terbiyeyi verdim. Mesela beyazı orada. 3'ü burada. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu zamana kadar ürettiğim en donanımlı kuşlar derken. Hani bu bile aslında bir şeydir yani kanıttır. Kendinize iyi bakınız değerli dostlar. O da geliyor. Beyazımız da geldi. Donanımdan, kaliteden kastımız bu. Böyle 4 günde kuş alıştırıp, ufacık yavruları uçurup, kuşlar da böyle uçacaklar ama. Öyle hiç böyle sağa sola konayım, uğraşayım falan. Size yemin olsun belki onları üçüncü falan ürkütüşüm falan yani. Öyle asla da şey yapmadım. Bak direkt de kümeslerine giriyorlar. Hemen şöyle kışkışta yapayım. Kaliteyi görüyor musun? Bak uçurmam falan hepsi 10 dakika. Kümese sokmam. Bu kadar abiciğim. Kalite bu. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.